Rehber Mühendis kanalından herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Konularımıza ve soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda ise açısal momentum konusunu ve bununla ilgili birkaç tane örnek çözümünü yapacağız arkadaşlar. O zaman hemen vakit kaybetmeden hızlıca konumuza başlayalım arkadaşlar. Açısal momentum dediğimiz arkadaşlar aslında bize bir yönden momentum konusunda çağrışım yapıyor. Aslında nedir momentum? Hız ve kütle olması gerekiyor. Yani bununla ilgili bir şeyler olacak gibi düşünebilirsiniz. Ama tabii şimdi şöyle bir yarıçapımız olsun. Şuradan şöyle bir eksen etrafında dönen bir cismimiz var. İşte burada bir M kütlesi olduğunu varsayalım. Burada bir M kütlemiz var yine. Ve arkadaşlar bakın şu yönde bir burada şu an çizgisel bir hızımız var. Ve R yarıçapına sahip bir kütlemiz var arkadaşlar burada. Şimdi aslında şuradan diyelim. Biz normal çizgisel momentumun şu olduğunu biliyoruz arkadaşlar. P ile gösterilir. Değil mi arkadaşlar? Çizgisel momentum P ile gösteriliyor. Ve bu arkadaşlar aslında M çarpı V olarak işaretli. Yani direkt bu formülle biz çizgisel momentumu hesaplayabiliyoruz. Açısal momentum için biz şu şekilde bir öngörü yapabilir miyiz arkadaşlar? Diyelim ki bakın L ile gösterilir açısal momentum yine vektörel bir ifadedir. Eşittir. Bakın M dediğimiz şey açısal konulara geldiğimizde yani dönme hareketlerine geldiğimizde M olarak kullandığımız şey aslında bir önceki videomuzda da dönme kinetik enerjisine biz M yerine I olarak bir eylemsizlik momenti ekledik arkadaşlar. Eylemsizlik momentini getirdik. Çarpı bizim buradaki hız dediğimiz şey de aslında omega olan açısal hıza dönüyor. Aslında bakın açısal momentumun karşılığı da I çarpı omega diyebiliriz arkadaşlar. Bakın bu sadece bir öngörüdür, ön sezidir. Böyle bir hani şey olarak yerine yazma çalışması yaptık. Yani momentum dedik. Açı sağlay dönecek, dönen bir şeyin momentum olacak. E bizim bildiğimiz momentum hızla kütlenin çarpımı demektir diye bir düşündük. E bizim şimdi açısal konularda yani dönme mekanizmasındaki hızı biz açısal olarak yani omega ile gösteriyorduk. E kütlemizde zaten sadece kütle değil. Burada bir de yarıçap falan oluyor. Biz buna I diyorduk. Yani eylemsizlik moment diyorduk. Çarpımı bana aslında açısal momentumu verebilir mi diye düşündük ve böyle bir ön sezi yaptık. Aslında doğrudur arkadaşlar. Bakın açısal momentumun formüllerinden bir tanesi budur. Ancak bu tamamen dediğimiz gibi böyle bir ön sezi ve yerine yazıp bir deneme yoluyla yapmak gibi yapmaktır. Bu da doğrudur. Ancak asıl nokta da şudur arkadaşlar. Bakın açısal momentumun gerçek tanımı budur arkadaşlar. Diyoruz ki tanımımızda bir cismin dönme eksenine göre sahip olduğu çizgisel momentumun torkuna açısal momentum denir. Öncelikle şunu diyeceğiz. Bakın dönme eksenimiz bunu açalım buradaki tanımımızı. Dönme eksenimiz buradaki O noktası. Bakın bunun etrafında dönüyor. Ve bu eksenin tam bakın burada bir çizgisel momentum var. Bakın çizgisel momentum neydi? M çarpı V idi ve bu şu yönde bakın çizgisel olan teğetsel olarak da düşünebilirsiniz. Şu yöndeki açısal bu yöndeki şu çizgisel yöndeki momentum yani çizgisel momentum M çarpı V'nin nedir arkadaşlar? Dönme eksenine göre torku. Dönme eksenine göre tork demek ne demek? Bu dönme merkezine olan en kısa uzaklık dik uzaklıkla çarpımı demek. Yani öncelikle bu demek oluyor. Bakın o da budur. Bu çarpım aslında bize açısal momentum verir. O zaman şöyle diyelim. Bakın öncelikle torku tanımlayalım arkadaşlar. Tork dediğimiz şey şu şekilde gösteriliyor. Şöyle eşittir. F çarpı aslında şöyle F çarpı D'dir arkadaşlar mesafe olarak. Yani bakın şöyle hemen bir tane bir şey yapalım. Diyelim ki şurada bir noktamız var. Şöyle bir çubuğumuz var. Şuradan bakın şu yönde bir F kuvveti varsa F çarpı bu aradaki mesafenin uzaklığı bize torku verir arkadaşlar. O zaman bakın açısal momentumumuz da buradan şu anlama geliyor. Biz bunu tekrar söyleyelim. L ile gösteriliyor demiştik. Bakın L ile gösteriliyor ve vektöreldir arkadaşlar. Bakın söylüyorum da unutmayalım arkadaşlar. Bakın nedir o zaman? Tanımımıza göre diyoruz ki bakın çizgisel momentumun torku. Öncelikle çizgisel momentum yazıyorum. Çizgisel momentum nedir? Bakın V çarpı M. Yani M çarpı V bu çizgisel momentumun çarpı bunun dönme eksenine yani O'ya göre torku demek çarpı R ile yani yarıçapla bunu çarparsam ben neye ulaşırım arkadaşlar? Benim buradaki açısal momentuma ulaşırım derim. Bakın bu tanım formülü ve biz buradan biraz değişikliğe gidiyoruz. Diyoruz ki hocam bakın bizim bildiğimiz bazı şeyler var burada. Şuradaki V'yi ben şu şekilde yazabilirim. Omega çarpı R. Çünkü bazen soruda bize bakın buradaki çizgisel hızı verirse burada yaparım. Ama adam bana soruda direkt belki omega var diyecek. Yani sadece dönme ekseni olarak açısal hızı verecek. Açısal hızı verdiğimde de ben buradaki V yerine buradaki yarıçapla açısal hızı çarparsam buradaki işte çizgisel hıza ulaştığımı biliyorum. Bunları daha önceden anlattık, gösterdik arkadaşlar. O zaman bakın yerine yazdığımızda şöyle bir şey oluyor. M çarpı R'nin karesi çarpı omega oluyor. Neden? Bakın buraya
V çarpı R yazarsam bir de burada var. Bakın R kare çarpı omega oldu arkadaşlar. Bakın buradan da formülamıyorsun. Yani R kareyi M'i ve V'yi yerine yazarak da aslında aynı şekilde çizgi hızla ulaşıyorsun. Tabii şunlar vektörel. Ve bakın arkadaşlar buradan en sonunda biz şöyle bir şey demiştik. Aslında bizim ilk şurada kullandığımız şu formüle geçişte şudur. Bakın siz şuradaki şu ifadenin M R kare ifadesinin I olduğunu zaten bir önceki videomuzda ayrıntılı bir şekilde anlattık. O zaman bakın bir değişik versiyonda açısal momentumun omega çarpı I şeklinde de bulunduğunu göstermiş olduk. Bakın zaten onu biz burada kendimiz bir ön sezi yaparak bir böyle hani kendimizce bir şeyleri yerine yazmaya çalışarak bulmuştuk. Ama bakın bu da aslında ispatıdır. Tanımsal olarak tam olarak ispat verilmiş şeklidir arkadaşlar. Bizim açısal momentumumuzun yani bakın buradaki şuradaki şu 4 formülle ya daha doğrusu 1, 2, 3 formülle her türlü L'yi bulabiliyoruz. Bize ne veriliyorsa diyelim ki soruda bize I verildi, omega verildi. O zaman I ile omega'yı çarp bul. Şunlar tabii vektörel demiştik. Bunu verildiyse bu şekilde bul. Diyelim ki adam sana çizgisel hızı verdi, kütleyi verdi, R'yi verdi. O zaman buradaki bu formülü kullanarak çarp ve sonuçta yine açısal momentumu bul arkadaşlar. Her türlü bulunur. Şimdi burada şuna gelelim arkadaşlar. Birimi var arkadaşlar. Birimimiz de şudur. Şu şekilde diyelim. Bakın şuradan birimi bakarsak hemen direkt L eşittir diyorum. Bakın M dediğimiz şey aslında nedir? Kilogramdır arkadaşlar. Peki buradaki V nedir arkadaşlar? V'miz metre bölü saniyedir. Çarpı R dediğim şey uzunluk belirtir. O da M'dir. Yani aslında bu şu anlama geliyor. Kilogram metre kare bölü saniye bizim arkadaşlar açısal momentumumuzun birimidir diyebiliriz. Tamam mıdır? Birim şeklinde bu. Bakın bu şekilde yani aslında tam olarak budur arkadaşlar. Açısal momentumumuz, tanımımız ve açıklamamız. Ve formüllerimiz. Şu formülleri aklınızda tutarsanız sizin yararınız olur. Bu formülü kullanmaya yönelik bir tane örnek yaparak biraz daha ilerleyelim. Evet arkadaşlar bakın bir O noktamız var ve bu O noktasından R ve 2R yani R ve 3R toplam olmak üzere iki tane K ve L cisimlerimiz. Bakın yarıçapları R ve 3R olan ve sabit hızlarla dolanan M ve 2M kütleli K ve L cisimlerinin açısal momentumları eşit ise bakın burası çok önemli. VK bölü VL oranı nedir demiş arkadaşlar. Bizim bakın bu durumdayken arkadaşlar yapacağımız şey şu aslında. Adam bize demiş ki bir yörünge var. Bu şu şekilde dolaşacak şöyle. Bu da tabii şöyle şuradan dolaşıyor. Şu şekilde dolaşan iki tane kütlemiz var. Ve bu kütlelerin arkadaşlar açısal momentumları eşitmiş. O zaman bakın biz açısal momentum olarak direkt şöyle gelebiliriz. VK diyebilirim ben. L diyebilirim. Yani birisi L'nin açısal momentumu ve K'nın açısal momentumu. Şimdi bakın şurada görüyorsunuz burayı kaydırmadım. Burada önümüzde 3 tane seçenek var. Bakın bu var, bu var, bu var. Bu 3 formül de aslında bizi aynı kapıya götürür. Hepsini kullanabiliriz. Ama adam bize soru demiş ki bakın R'leri vermiş, M'leri vermiş ve bize VK bölü VL'yi soruyor. Yani ne yapıyor? Diyor ki K'nın çizgisel hızıyla L'nin çizgisel hızı nedir? Oranı nedir diye soruyor. O zaman ben bakın buradaki formülde bana çizgisel hızları veren formülü kullansam daha rahat ederim. Nedir çizgisel hızları kullandıran formül? Bakın şuradaki şu formüldür. M çarpı V çarpı R bana çizgisel hızları verir. O zaman bakın KL, LK derken arkadaşlar ne yapacağım? Bakın diyeceğim ki K'mız burada nedir arkadaşlar? Şöyle yazacağım o zaman. M, K çarpı işte RK diyeyim çarpı VK haline gelecek. Burası da ML çarpı RL çarpı VL haline gelecek arkadaşlar. İstiyorsanız buradan direkt hesaplamasındaki cevapları da yazalım. Bakın arkadaşlar şöyle oluyor. MK dediğimiz 2 MKM yani M demiş. Ondan sonra MR bakın R demiş arkadaşlar. R çarpı zaten VK'yı bize soruyor bilmiyoruz. Burada arkadaşlar bakın ML 2. Çünkü bakın sırasıyla KL diye verse burası K'ya burası M'ye eşit. O zaman 2M arkadaşlar çarpı. Bakın L zaten şuradan görüyoruz. 3R çarpı VL. Bakın buradan çizgisel yani ikisinin de neyi buldum arkadaşlar? Ben bu şekilde açısal momentumlarını buldum. Adam bana soru diyor ki momentumlar yani açısal momentumlar birbirine eşit. O zaman diyeceğim ki bakın LK eşittir LL diyorum arkadaşlar. Bu durumu vereceğim. Ve bakın buradan da aslında ben şu şekilde yapacağım. Eşittir diyorum arkadaşlar. Buradan M çarpı R çarpı VK eşittir. 2M çarpı 3R çarpı VL olacak. Eğer bunlar birbirine eşitse bakın zaten arkadaşlar şuradaki şu M ile buradaki M'yi götürüyoruz. Buradan R ile buradaki R birbirini götürüyor. Ve en sonunda buradan neyi istiyor benden? VK bölü VL'yi. O zaman ben bakın şuradaki VL'yi şuraya şu şekilde VL olarak bölü haline getirirsem şu hale döner. VK bölü
VL eşittir. Bakın burada zaten 1, şurada sadece 2 çarpı 3'ten 6 kalıyor. Yani bakın oran buymuş. Ya da buradan şu şekilde de yazabilirsiniz. VK eşittir 6 VL şeklinde yazabilirsiniz. Zaten bakın momentum eş ise bunun kütlesi ve yarıçapı azsa hızı fazla olacak ki momentum dengelensin arkadaşlar şeklinde de düşünebilirsiniz. Tamam mıdır? Bakın bu da yine konuyla alakalı güzel bir soru diyebiliriz ve şu şekilde devam edebiliriz arkadaşlar.